Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çiçek yaka iğnesini çalışacağız. Şöyle bir göstermek istiyorum. 5 tane çanak yapraktan oluşacak. Arkasına şöyle bir tane yaka iğne aparatı takacağız. Ve hep birlikte bugün bunu çalışacağız arkadaşlar. Evet, bu işimiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 renk 11-0 deli kamikiye ihtiyacımız var. 10 numara inci, 2 santimlik de böyle yaka iğnesi aparatına ihtiyacımız var. Kopma ziple çalışıyoruz ve işime hemen başlıyorum. 5 tane çanak yapacağız arkadaşlar, yaprak yapacağız. Bunun için de ilkini birlikte çalışacağız. Daha sonra 5 tane hazırlayıp onları birleştireceğiz. İlkine başlayalım. Tuğla tekniğiyle yapıyoruz. 3 tane boncuk alarak kolay tuğla tekniğiyle başlayacağım işime. 3 tane şöyle boncuğumu aldım. Krem rengi ipimin arkasına getirdim. Ve yukarıdan aşağı olmak üzere birinci boncuğumdan giriyorum. Evet, şöyle bir şeklim oldu elimde ve hemen buraya 2 tane düğüm atıyorum. Evet ve şimdi bir tane boncuk alıyorum krem rengi ve üstteki boncuktan giriyorum. Şimdi bir boncuk daha alıyorum. Bu kez alttaki boncuğa giriyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum krem rengi ve yine üstteki boncuktan giriyorum. Ve son boncuğumu alıyorum. Alttaki boncuktan girerek İki sıramı oluşturmuş oluyorum. İki sıram oluştu arkadaşlar. Şimdi hemen ipimin yanındaki boncuktan gireceğim. Ve sağdaki ilk boncuktan çıkıyorum. Şimdi tuğla tekniğinde biliyorsunuz sağ başlarda artırarak giderken hep iki tane alıyoruz. Gerçi eksiltirken de iki tane alıyoruz. İki tane krem rengi boncuk alıyorum ve ipimin arkasından giriyorum ve boncuğun içinden yukarıya çıkıyorum. Bu sıramızda krem olacak. 4 sıra krem yapacağız arkadaşlar. Artarak baştan 2 tane artarak 4 sıra krem boncuk yapıyoruz. Son boncuğumu takacağım ve bu son boncuğu takarken son girdiğim boncukla aynı ipe giriyorum. Aynı ipi kullanıyoruz. Üçüncü sırayı da bitirdik. Şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz. Burası da krem olacak. İki tane krem alarak yine artırmamı yaparak işime devam ediyorum. Bu sırayı da komple krem yapıyoruz arkadaşlar. Evet, son boncuğumu takacağım ve son boncuğumu takarken yine en son taktığım boncukla aynı ipe geçirtiyorum. Ve 4 sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi artık pembeyi de katacağız işin içine. Bir krem, bir pembe alıyorum bu sırada. Bir kremimi, bir pembemi aldım. İlk ipimden geçirdim. Ve pembenin içinden geçiyorum. Şimdi 3 tane yan yana krem boncuk takacağız.
Şimdi buraya tekrar pembe boncuk alıyorum. Pembe boncuğu taktım. Ve yanına bir tane krem takıyorum. Yine aynı ipe giriyoruz pembe ile. Evet. Şimdi bu sıramızda yine bundan sonra arkadaşlar hep çift alırken önce krem sonra pembe alıyoruz. Burası hep böyle gidecek. Şimdi burada da bu sırada da 4 tane kremimiz olacak. Yan yana 4 tane krem takacağız. Burada pembe takıyorum. Ve yine ucağa krem takıyorum. Aynı ipi kullanarak pembe ile kremimi de taktım. Bu sırada da böyle oldu. Şimdi çeviriyorum. Şimdi yine bir krem, bir pembe alıyorum. Bu sırada bir krem bir pembe gidiyoruz. Krem aldım yine. Pembe takıyorum. Tekrar krem. Tekrar pembe. Tekrar krem. Bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe yerleştiriyorum. Şimdi pembe. Ve krem takacağım. Evet, bu sıramızda böyle çıktık arkadaşlar. Şimdi bir diğer sıraya geçiyoruz ve burada yine başlangıçta bir krem, bir pembe alıyoruz. Döndürüyorum şöyle. Bir krem ve bir pembe aldım. Hep başlangıçlarda dediğim gibi bundan sonra önce pembe sonra krem gidecek. Şimdi yanına iki tane daha pembe yapacağım. Burada iki tane yan yana krem yapıyorum. Yine yan yana 3 tane pembe takacağım.
Ve şimdi bir tane krem takıyorum sona. Bu sıramızı da böyle çıktık arkadaşlar. Şimdi yine yukarıda bir krem, bir pembe alıyorum. Yine ilk ipimden geçiriyorum. Bu kez yan yana 4 tane pembemiz olacak. Dördüncü pembemi de taktım. Şimdi bir tane krem takacağım. Tekrar 4 tane pembe. Tekrar sona krem takıyorum. Evet, şöyle bir işimi bırakıp döndürmek istiyorum. İp vuruldu. Evet, bu sıramızda böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu üst sırada tekrar başa krem ve pembe ile başlıyorum. Ve bu sıramı da sonuna kadar pembe ile devam ediyorum. Ve sonuncuya da krem rengimi takarak bu sırayı da bitirmiş oldum. Şimdi bir diğer sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sırada eksiltme yapmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir işlem yapacağız. Hemen yanındaki boncuktan bir altındaki boncuğa iniyorum. Ve onun yanındaki kremden ikinci boncuktan çıkıyorum. Onun yanındaki kremden girip ikinci pembe boncuktan çıkıyorum. Ve burada tekrar bir krem ve bir pembe alıyorum. Gördüğünüz gibi eksiltmeyi yapmış olduk. Bir tane içten başlamış olduk ve sıra sonuna kadar tekrar pembe yapacağım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Eksiltme olduğu için bir tane içten bitirmem gerekiyor. O yüzden kremi buraya alıyorum. Eksiltmemiz var çünkü eksiltme başladık. Eksiltme bitireceğiz burada. Evet, bu sıramızı da böyle çıktık arkadaşlar. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramızda tekrar arttırma var. Bir krem, bir pembe alıyorum ve ilk ipimden geçerek işime devam ediyorum. Ve bu sırayı da komple pembe yapacağım arkadaşlar. Evet, sonuncu boncuğuma geldim. Burada eksiltme yok. Aynı ipi kullanarak pembe ile son pembe ile sonuncu boncuğumu, krem boncuğumu da taktım. Şimdi bundan sonra eksiltme yapacağız arkadaşlar. İpimin şu ikinci boncuktan çıkması gerekiyor. Onun için de deminki yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. İkinci boncuktan ve hemen onun altındaki boncuktan iniyorum. Ve hemen onun yanındaki kremden ve tekrar ikinci boncuğumdan çıkıyorum. Pembe boncuğumdan.
Şimdi burada yine bir krem, bir pembe alıyorum. Ve önümdeki ilk boncuktan girdim. Bakın gördüğünüz gibi burada da tekrar eksiltmemiz oluştu. Şimdi yanına, bu pembenin yanına 3 tane daha pembe alacağım. Takacağım ve daha sonra krem boncuk takacağım. Toplamda 4 tane pembe boncuğumuz olacak arkadaşlar. Ve buraya şimdi krem takıyorum. Tam ortaya kremimizi takıyorum. Artık 1-2 sıramız kaldı. Yanına 4 tane daha pembe boncuk takıyorum. Eksiltmemiz olduğu için bir önden bitiyor. Onun için hemen buraya krem rengi boncuğumu takıyorum. Şimdi bu sırada yine eksiltme işlemi yapacağız. O yüzden tekrar hemen ikinci boncuk ve altındaki boncuğa giriyorum. Yanındaki pembeden ve ikinci boncuğum çıkıyorum. Şimdi bu sırada yine başlangıçta bir krem, bir pembe alıyorum ve önümdeki ilk ipten giriyorum. Buradaki eksiltmemi de yapmış oldum. Şimdi yanına bir krem, bir pembe buraya da 2 tane beyaz oturtacağız, krem oturtacağız pardon. Şöyle birinci kremimi aldım, şu da ikinci kremim. Tekrar bir pembe, bir krem, bir krem. Bir pembe. Bir krem yapıyorum. Evet, döndürüyoruz ve son sıramıza geldik arkadaşlar. Yine ikinci boncuktan çıkmam gerekiyor. Onun için tekrar pembe ve pembeden iniyorum. Altındaki pembeden. Ve onun yanındaki pembeden ve ikinci boncuğumdan, şöyle tepeden ikinci boncuğumdan çıkmış oluyorum. Bu kez bu sırada 4 tane krem yapacağız. Şimdi 2 tane kremi alıyorum. İlk önümdeki ipten geçtim. Şimdi yanına 2 tane krem koyacağım. Arkadaşlar şimdi burada şu 2 tane kremi boşluk bırakmam gerekiyor. O yüzden bir boncukların içinden geçip şu pembeden çıkmam gerekiyor. Onun için şöyle yapıyorum. Şu krem ve altındaki pembeye iniyorum. Yanındaki hemen kremden yukarıya çıkıyorum. Onun yanındaki kremden aşağı iniyorum.
ve tekrar yanındaki kremden, pardon, pembeden yukarıya çıkıyorum. Şimdi burada yine iki tane krem alıyorum. Buraya da böyle bu taraftaki gibi 4 tane krem oluşturacağım. 2 kremimi birden şöyle yerleştirdim. Bir krem aldım. Ve son kremimi alarak işimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Bakın. Çiçeğimizin bir çanağı bu şekilde olacak. Bu şekilde bir çanağı hazırlayacağız. Bundan 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ve şuraya kadar boncukların içinden geliyorum. Böyle. İpimi şu köşeden aşağıya çıkartmış oldum. Şimdi diğer önceden hazırlamış olduğum yaprakları da yan yana bir getireyim. Evet arkadaşlar, böylelikle 5 tane yaprağımızı ördük, hazırladık. Şimdi bunları yan yana şu kısımlarından birleştireceğiz. Evet, şimdi iki yaprağı birbirine nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bir tanesinden bir diğerinden karşılıklı dikiyoruz. Hiç atlamadan sırayla tek tek dişlerden geçerek birleştireceğiz. Evet, bu şekilde yan yana yan yana 5 tane yaprağımızı da birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, çiçeğimi birleştirdim. Size ilk gösterdiğim şekilde hepsini yan yana diktim. Bitince ipimi kopartmıyorum. Çünkü buraya hemen incimizi dikeceğiz. Şimdi de incimizi dikmeye başlayalım. İpi göstermeden uygun yerlerden girerek, genelde şu boncukların içinden, baştaki boncukların içinden girip çıkarak dikmeye çalışacağım. Birkaç sefer diksem yeterli arkadaşlar. Şöyle içine oturtarak. Boncukların içinden geçerek.
Evet, 4 kez geçtim ve incimi de içine oturtmuş oldum. Şimdi ipimi arkaya alıyorum ve buradan da bu iğne aparatımı dikeceğim. Bunu da yine boncukların içinden göstermeden dikmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, şuradan da bir iki defa daha geçirdim mi? İşimi tamamlayacağım. Evet, bakın böyle karşılıklı iki buradan iki buradan sağlam bir şekilde iğnemi diktim arkasına. Şimdi boncukların içinden yürüterek ipimi sağlamlaştıracağım arkadaşlar ve işimi bitireceğim. Şuradan da küçük bir düğüm atarak evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işimizi bitirdik. Arka tarafı da şöyle göstereyim. İğnemizi de arkaya diktik, taktık. Yaka iğnemiz hazır arkadaşlar. Umarım bu çalışmayı da beğenmişsinizdir. Hepiniz sevgi ve sağlıkla kalın arkadaşlar.